<laughs> Merhabalar 2023 Ağustos ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz ve astrolojinin en popüler konusu Merkür gerilemesi 24 Ağustos'ta başlıyor 24 Ağustos'la 16 Eylül tarihlerinde Merkür Başak burcunda geri gidecek e, bu geri gitme hareketi aslında Başak burcunun özelliğine uygun olarak biraz anlatmak istiyorum. Başak çünkü düzeltme, ayıklama, arıtma ile ilgili. Geri gitme hareketi ile ilgili daha doğrusu astrolojinin bazı yorumlarına, öngörülerine yönelik yanlış anlaşılmalar var. Başak Burcu düzeltmekle ilgili ben de bunu düzeltmek istiyorum. Zaten astronomik olarak bir gezegen hiçbir zaman geri gitmiyor. Ve astrolojiyi eleştirenler buradan çok e, vuruyorlar diyeyim. Astroloji işte gezegen geri mi gider, onun çekim kuvveti bizi ne kadar etkileyebilir ki? E, zaten astroloji e, astronomiden tabii ki faydalanıyor. Fizikten, matematikten, istatistikten. Ama hiçbir şekilde bu e, disiplinlerin e, bir devamı ya da e, bir e, onlarla e, kendini kıyaslayan ya da bağlantılandıran e, bir alan değil astroloji. Astroloji bir sembol, bir dil, e, semboller bütünü ve sembollerle çalışıyor. Yani bizim hiçbir zaman bir gezegenin fiziksel hareketiyle e, bağlantılı bir yorumumuz yok. O gezegenin temsil ettiği Konuları biz e, yorumluyoruz ve bunu da e, astronomik göstergelere dayandırmıyoruz zaten hiçbir zaman e, zaten astronomide gitmiyor ki Merkür geri gitmiyor sadece e, yörünge hızı değişiyor yörüngesindeki hızın e, yavaşlaması veya hızlanmasına göre biz onu dünyadan sanki geri gidiyormuş gibi algılıyoruz. Yani geri gitmiyor tabii ki, hiçbir gezegen. Bizim dünyadan bakış açımıza göre. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz ve evreni dünyadan seyrediyoruz. Baktığımız zaman gökyüzüne de Merkür yavaşladığında bize göre geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bir Başak Burcu temalarına göre bunu burada açıklama fırsatını da bulmuş oldum. Merkür Başak Burcunda geri giderken. Ee, Başak Burcu özellikleri tabii ki bir gezegen geri gittiğinde e, fonksiyonu bozuluyor, e, özelliklerini sağlıklı bir şekilde yerine getiremiyor astrolojik olarak. E, ve bize neyi anlatmak istiyor Merkür gerilemesi? E, Başak Burcu'ndayken e, tamirat, tadilat işlerini hatırlatıyor aslında. Çünkü Başak Burcu e, düzeltmek sistemin işleyen sistemin çarkların arasına kaçan küçük parçaları ayıklayıp sistemin tekrar işlemesini sağlamakla görevli Başak Burcu. ve Geri gittiği zaman Merkür Başak Burcu'nda demek ki bizim sistemimiz aksayacak. Bu da ne? Merkür her türlü bağlantı ile ilgili. Merkür Güneş'e en yakın olan gezegen ve Fenerbahçe. Astrolojik olarak da güneşin yanında yani krala, güneş, kralı, kraliçeyi temsil ediyor. E, ona her konuyla ilgili bilgi aktaran, her konu, her kişiyle ilgili bilgi aktaran haberciyi temsil ediyor. E, haberci e, bağlantı kurmakla ilgili. E, bu bağlantıda bir aksaklık oluyor. E, haberlerini doğru bir şekilde iletemiyor. Fonksiyonu bu. E, bu tabii ne olabilir? E, Merkür'ün bu bağlantıdaki sorunları dünyasal anlamda sembolün dışına çıktığımızda e, ulaşım, haberleşme, eğitim öğretim, haber alma tabii. Elektronik, e, elektrik elektronik eşyalar, elektrikli eşyalar, elektronik eşyalar. Çünkü onlar da bizim hayatımızı kolaylaştıran, işlevsel e, olarak günlük rutinimizi sürdürebilmemizi sağlayan e, alet edevatlar. Bunlar da bozulmalar, aksamalar oluyor. Başakta e, Başak'ta tamirci, Merkür de aynı zamanda tamirci, el becerisiyle ilgili. E, bunları düzeltmemiz gerekiyor. E, i̇şte düzeltmek derken e, hem düzeltmek hem de e, gecikmeler olduğu zaman da e, iki defa kontrol etmek gerekiyor her şeyi işte e-postalarla ilgili sorun olabilir. E mesajlarımız yanlış. Yerlere gidebilir veya gitmeyebilir, gecikebilir gibi durumlar söz konusu oluyor Merkür geri gittiğinde. E işte yola çıkarken dikkat etmemiz gereken şey e biletlerimizi iki defa kontrol etmemiz gerekiyor. Yahut uçağı kaçırıyorsak diyelim ki kaçırdıysak e hem biz niye bunu kaçırdığımız konusuna dikkat e, dönmemiz gerekiyor. Hem de gitmememiz gereken bir yolda olabilir bu. Ona da bakmamız gerekiyor. E, haberci demiştik, Merkür e, geçmişten gelen haberleri temsil ediyor. E, geçmişten gelen haber ne? Bizim atladığımız konular olabilir. Yani zamanında e, görmediğimiz, mesela bir e-posta ben bunu görmemiştim deyip o zaman... E, zamanı şimdiymiş diye düşünebiliriz. Şimdi ilgilenmemiz gerekiyor olabilir. E, geri gitme genel anlamıyla tabii bir şeylerin üzerinden tekrar geçme. E, çünkü e, her bütün gezegenler ileri gittiği zaman Merkür de hızla ilgili, zamanla ilgili bir gezegen. E, onun süratinde hızlı giden bir gezegen. E, biz gittiğimiz zaman, hareket ettiğimiz zaman, yaşamımızı o süratte sürdürdüğümüz zaman atladığımız bazı konular olabiliyor ve sembolik anlamda Merkür'ün geri gitmesi hayatın ritminde bizi biraz yavaşlatıyor. Yani genel anlamda zaten Hani modern dünyada diyoruz çok hızlı akıyor zaman hiçbir şeye yetişemiyoruz. Oysa ki zamanın hızlı falan aktığı yok. Merkür diyor ki sen çok hızlı gidiyorsun biraz yavaşla. E Bir bak bakalım neyi atladın neyi düzeltmen gerekiyor e, gibi iç dünyamıza dönmemizi istiyor zihnimizi biraz durdurmamız gerektiğini söylüyor bize. E, dolayısıyla bu geri hareketler. E, Psikolojik astrolojide e, klasikte olduğu gibi çok e, sert kötü e, tanımlamalar yok. İşte Merkür geri giderken bozulmalar oluyor. İşte tabii ki fonksiyonu bozuluyor olabilir bizim bir şeylerin üzerinden tekrar gitmemizi yani yapmamız gereken şeyi unutmamızı veya unuttuğumuz bir şeyi hatırlamamızı sağlıyor olabilir ama buna bizim verdiğimiz anlam iyi veya kötü olması bizim verdiğimiz anlamla ilgili psikolojik astrolojide Dolayısıyla biz hiçbir zaman bir gezegen işte bize kötü etki gönderiyor Şimdi Merkür geri giderken eyvah unutacağız da gecikeceğiz işte söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılacak. Böyle değil, e, iki defa düşünmemiz gerekebilir. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyabilir Merkür geri giderken. E, aklımızdan geçen şeyi hemen çabucak olduğu gibi söyleyemiyor olabiliriz ama zaten... E, Dilimizle kulağımız arasında, beynimiz arasındaki bağlantıyı bir daha bir gözden geçirmemiz gereken bir zaman olabilir. Dolayısıyla bu gezegen hareketlerini, açıları, her türlü gökyüzü olayını çok kötü veya iyi değerlendirmek tamamen bize bağlı. Kişisel haritalarımızda Merkürün temsil ettiği evler. Ee, bir durup tekrar düşünmemiz gereken konular önümüze gelecek bu evlerde. İkizler ve Başak Burcu'nun kestiği evler bunlar da ve Merkür İkizler ve Başak Burcu'nu yönetiyor. Ee, genel olarak baktığımızda eğer İkizler Başak Burcu birinci eve düşüyorsa birinci ev e, kendimiz yani fiziksel bedenimiz ve dünyaya yaklaşımımız kendimizle ilgilenmemiz gerekiyor demek. İkinci ev kaynaklarımız, paramız, pulumuz, elimizde bizim yaşamamız için sunulan her şey. Üçüncü ev kardeşlerimiz ve yakın çevremiz, komşularımız ve eğitim öğretim. Bu konu gündeme gelecek. Dördüncü ev ailemiz, iç dünyamız. Beşinci ev çocuklarımız, ve hobilerimiz yani kendi yarattığımız, kendimiz için yaptığımız, kendi keyfimiz için yaptığımız her şey. Altıncı ev çalışanlarımız, günlük rutinimiz. Yedinci ev eşimiz, ortaklarımız. Sekizinci ev borçlarımız ve atıklarımız, elimizden çıkarmamız gereken şeyler. Dokuzuncu ev inançlarımız, yolculuklarımız. Bu yolculuk derken zihinsel yolculuk da olabilir, fiziksel yolculukta olabilir. 10. ev kariyerimiz, topluma olan katkımız. 11. ev projelerimiz, geleceğe dönük projeler ve aynı zamanda gruplar, dostlar. Ve 12. ev bilinçaltımız ve geri çekildiğimiz, inzivaya çekildiğimiz alan. Merkür bu evlerimizden, yani ikizler ve başak burcu kesiyorsa bu evleri, bu ev konularında biraz bizim geri çekilip İç dünyamıza dönüp biraz hesap kitap yapmamız gerekiyor. Başak'ta hesap kitapla ilgili, ayıklama yapmakla ilgili, yararlı yararsız ben bugüne kadar neleri yapıyordum, işime yarıyordu, neler yaramıyordu konuları üzerinde düşünmemizi gerektiren bir merkür gerilemesi süreci 24 Ağustos 16 Eylül tarihleri arasında. Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman İkizler ve Başak Burcu dördüncü evi ve 12. evi ilgilendiriyor. İkizler 12. evimizi kesiyor. 12. ev kapalı alanlar, hastaneler, hapishaneler, izvaya çekilen alanlar. Ne demek? Tabi bu alanlarda bir takım Tamirat, tadilat çalışmaları da yapılabilir. Yani e, hapishanelerde, hastanelerde e, olabilir ve yahut da buranın işleyişinde, bu kurumların işleyişinde e, sorunlar, arızalar olabilir ve bu arızaların neden kaynaklandığına yönelik çalışmalar yapılacak anlamına geliyor. Dördüncü evde e, toprakla ilgili, emlakla ilgili, tarımla ilgili bir ev ve aynı zamanda da muhalefeti temsil eden bir ev. Ee, emlak sektöründe, e, toprak ve tarımla ilgili sektörlerde e, üzerinden geçilmesi gereken konular olabileceğini veya bir duraklama duraksama olabileceğini söyleyebiliriz. Muhalefetle ilgili baktığımız zaman da tabii onların da, muhalefet demek tabii hem siyasal anlamda hem de e, her türlü yöneticinin karşısında ona karşı gelen kişiler anlamında birçok. E, kendilerini iyi ifade edemeyebilirler veyahut bugüne kadar uyguladıkları politikaların üzerinden geçmeleri gerekebilir dördüncü evin Türkiye'nin dördüncü evinin konuları da bunlar umarım Merkür gerilemesi sürecini doğru ve dengeli bir şekilde atlatabiliriz gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza katabiliriz.